Evet arkadaşlar 10. ünitemizdeyiz. Ne ünitemizin adı? Ülkeler ve gelişmişlik seviyeleri. Burada tabi çok detaylı bazı yer yer gereksiz bilgileri de var. Şimdi burada bazı ülkeleri ayırt edici özelliklerine özellikle bakacağız arkadaşlar. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri. Neye göre gelişmiş, neye göre geri, geri kalmış diyoruz. Gelişmiş ülkelerin özelliklerine baktığımızda teknoloji noktasında son derece ön planda olmaları lazım. Tabii ki de insanların büyük bir çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmalı. Nedir bu işte öğretmenliktir, avukatlıktır, polisliktir vesaire bu tarz insanlara hizmet satan sektörde çalışması gerekiyor. İnsanların çok az bir oranı tarımda çalışması gerekiyor. Bakın tarımda çalışan insan oranının az olması o ülkenin tarımda geri planda kaldığı anlamına gelmez. Tamam Şimdi devam ediyoruz. Gelişmiş ülkelerde tabii ki de enerji tüketimi ne olacak? Fazla olacak. Dolayısıyla bunlar ne yapar? Ham madde ithal eder. Ne satar? Teknoloji satar. Kişi başına düşen milli gelir son derece yüksektir. Dış ticaret hacmi yani ihracat son derece yüksektir. Katma değeri yüksek olan ürünler satarlar arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde eğitim düzeyine bakacak olursak yüksektir arkadaşlar. Onun haricinde işsizlik oranı düşük. Nitekli iş gücü ihtiyacı yani nitelikli kendini tam donanımsal olarak hazırlamış, yetiştirmiş, bilgi sahibi olan, okumuş insanlardan bahsediyoruz. Nitelikli iş gücü ihtiyacı yüksek. Dolayısıyla beyin göçüyle insan alır mı? Alır. Örnek ABD örnek, Kanada örnek, Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya gibi örnekler var. Nüfus artış hızı tabi buralarda nedir? Düşüktür. Çünkü kadınlar çalışma hayatında yüksek oranda bulunmaktadır. Ve aile planlamasından dolayı arkadaşlar az çocuklu aileleri burada görüyoruz. Ya hiç evlenmiyorlar ya evlenip çocuk yapmıyorlar, yapmıyorlar ya da bir ya da iki çocuk yapıyorlar. Nüfusu arttırmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Üç çocuk çünkü tabiri caizse anne baba öldüğünde ne oluyor? İki kişi düşmüş oluyor. Dolayısıyla 3 çocuk olursa artı bir şeklinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şeyleşme oranı Yüksek. Ortalama yaşam uzun. Yaşlı nüfus oranı fazla. Bakın burada sağlık sektörü ilerlemiş demek ki. Ne oluyor? Yaşlı nüfus oranı da fazla oluyor arkadaşlar. Gazete, dergi, kitap okuma oranı yüksek. Sosyalleşme, kültürleşme oranı yüksek. Bunun akabinde az gelişmiş toplumlarda neler görülüyor? Tam zıttı tabii ki de. Aynı şeyleri tekrar söylemeye gerek yok. Bakın burada ne diyor? Teknoloji kullanımı zayıf. İnsanların büyük çoğunluğu tarımda çalışırken hizmet sektöründe çalışan oranı az. Sanayisi geri kalmış. Teknoloji ürünü alırken ham madde satar gibi tam zıttı ifadeleri aynı şekilde kullanabiliyoruz. Gelişmede etkili olan modern yöntemler demiş. Şurada bir kavram var bakın. İnovasyon diyor. İnovasyon nedir? Farklı, yeni fikirler geliştirmek, bunları uygulamak, toplumsal olarak daha pratik çözümler üretmek. Mesela ne diyor inovasyonda? Fırsatların yakalanması, stratejik seçimin yapılması, gerekli bilginin edinilmesi, çözümün geliştirmesi, ticarileştirme, bak bir de bunları ne yapıyorsun? Satışa dönüştürme. Öğrenme. Mesela burada bir argüman var, görsel var, fikir, fikir. İki fikir birleşirse daha iyi bir fikir ortaya çıkar diyor. Girişimcilik yine arkadaşlar gelişmiş ülkelerde bolca görülen bir durumdur. Geri kalmış ülkelerde maalesef insanlar daha çok karnını doyurmaya çalışıyor. Sanayi 4.0 olarak adlandırılan yeni tip sanayi diyorlar ama yapay zeka ile alakalı sanayi 5.0'a geçmeye çalışan bu sanayi modelidir arkadaşlar. Yani daha üst yüksek teknoloji bir sanayi büyümesinden bahsediyoruz. Sanayi 5.0'a geçmeye çalışan ülkeler var ama biz şu an neredeyiz? Sanayi 4.0'a geçme, tamamen entegre olma çabasında olduğumuzu söyleyelim. Tabii ülke dünyada artık hangi teknolojiden bahsediyoruz arkadaşlar? Yavaş yavaş. Bununla ilgili tam manasıyla geçmese de 5G teknolojisine geçen ülkeler var. Örneğin işte neydi o? Singapur ha. <laughs> Aklıma şimdi geldi. Singapur gibi biz de şu an 4.5G'yi yaşıyoruz inşallah. Bakalım 4.5G layıkıyla yaşar. 5'e de geçeriz. Gelişmede Finlandiya örneğine bakalım arkadaşlar. Finlandiya evveliyatında bundan 30-40 yıl önce gelişmiş bir ülke değildi. Günümüzde ise gelişmiş ülkenin nüfus az olmasına rağmen kişi başına düşen milli gelir, ortalama insan ömrü, sağlık sektöründeki ilerlemeler, sanayi hamleleri vesaire gibi unsurları değerlendirerek biz Finlandiya'nın artık gelişmiş bir ülke olduğunu söylüyoruz. Çünkü Finlandiya arkadaşlar 1985'lerde kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolar civarındayken şu an ne kadar 45 bin 46 bin 47 bin dolarları yakalamış durumda arkadaşlar. Evvelden daha çok ne yapıyordu tarım ürünü satıyordu ve orman ürünleri satıyordu. Peki bu kadar büyümesinde böyle bir gelişme yaşamasındaki en büyük inovasyon neydi? eğitime çok büyük önem verdi arkadaşlar. Eğitimde Finlandiya dünyanın bakın ne yazıyor? En iyi eğitim sistemine sahip ülkelerden birisidir. Biz de yıllarca buraya insanlarımızı, görevli memurlarımızı yollayarak Finlandiya eğitim sistemini öğrenmeleri için yolladık. Her sene maalesef yeterince buradan bir bilgi kapamadık herhalde. İnşallah toparlarız bakalım. Gelişmişliği belirleyen faktörler konusuna baktığımızda insani gelişme indeksi vardır. En yüksek olan oran birdir. En düşük olan oran sıfırdır. Aradaki virgüller arkadaşlar gelişim endeksini belirliyor. Mesela insani gelişim endeksinin en yüksek olduğu ülkelerde ne olur? Uzun ve sağlıklı bir yaşam görülür. Bilgiye ulaşma yani okuyabilme oranı üniversiteli olabilme yüksek okul okuyabilme oranı yüksektir. Kişi başına düşen milli gelir. Yani ölçünlü yaşam düzeyi yüksektir arkadaşlar. Çok yüksek insani gelişme gösteren ülkeler yani 0,8 ile 1 arasındaki ülkelere baktığımızda örnek olarak bakalım. Norveç birinci sırada. Avustralya, İsviçre, Almanya, Danimarka oranları inşallah gözüküyordur. 0,9 küsürlü ifadeler bunlar arkadaşlar. Singapur, Hollanda, İrlanda, İzlanda, Kanada, ABD gibi ilk 10 sıra bunlarmış. Türkiye burada yok. Yani bura ilk 10'u boş verdi çok yüksek insani gelişme yok. Neredeyiz biz? Yüksek insani gelişmedeyiz. Türkiye bu konuda 71. sırada arkadaşlar. Puanı da 0,767. 2016 verisi bunlar bu arada. Orta insani gelişme, düşük insani gelişme. Mesela düşük insani gelişmede örnekler bir bakalım. Mozambik, Güney Sudan, yine Burundi, Burkina Faso, Çat, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti. Bunlar arkadaşlar İnsani gelişme endeksi çok düşük olan ülkeler. Geçtik. Gelişmiş bir ülke örneği olan Almanya. Almanya ile ilgili bize soru daha çok nasıl gelmiyor? Bakın burada kitap dolu. Yazmış. Fiziki özellikler, beşeri özellikler, ekonomik özellikler, nüfus özellikleri filan detaylı detaylı anlatmış. Biraz üniversiteye doğru kaçmış. Biz burada arkadaşlar bilmemiz gereken şeyler. Almanya'nın bulunduğu coğrafya. Kuzey Avrupa değil de Orta Avrupa'da bulunan bir ülke. Kuzeyinde Danimarka, batısında Fransa, doğusunda Polonya, Çek Çekya adı değişti. Güneyinde Avusturya, İsviçre, İtalya gibi ülkeler bulunuyor arkadaşlar. Bir kısmı denize kıyı, büyük bir kısmı denizden uzak olduğunu görüyoruz. Nüfusuna bakın 82 milyon. Yüz ölçüm bizim yarımız kadar arkadaşlar. Başkenti Berlin federatif bir cumhuriyet vardır burada. Yani eyaletlere bölme var. Bizdeki bir il değil. Buradaki şehirler eyalet üzerinden yönetilir. Önemli şehirlerinde neler görüyoruz? Hamburg. Bunun limanı da çok meşhurdur arkadaşlar. Avrupa'nın en önemli transit ticaret limanlarından birisidir. Münih, Köln, Essen sanayi devrimini geç yaşayan Almanya Essen şehriyle bu farkı büyük oranda kapattı. Frankfurt Hristiyanlık dinine tabii ki de e, bağlı arkadaşlar. Nüfus artış oranı çok düşüktür. Bakın gelişmiş ülke olmasan dolayı erkeklerde ömür daha da arttırabiliriz. 78-79'a çıkarabiliriz. Kadınlarda 82 yıl gibi bir ortalama değere sahip yüksektir. Almanya'da arkadaşlar daha çok neyle ilgili soru gelebilirse? Tabii ki de sanayisiyle ilgili soru gelebilir arkadaşlar. Almanya sanayi devrimine geç başlamıştır. Niye? Çünkü e, siyasi bilini geç birleştirdi. 1800 ya da 1871 yıllarında olması lazım. Siyasi bilini geç oluşturdu. Bundan dolayı da arkadaşlar sanayi devrimi de geç başladı. Nereden faydalandı daha çok? Ruh havzasından faydalanmış oldu. Şurada Almanya'nın batısında Fransa ile olan yeri. Zaten burada Alsas loren bölgesi vesaire gibi Fransa ile yaşadığı problemler vardı. Ama sanayide arkadaşlar öyle bir toparladı ki şu an aklınıza gelebilecek hani say desem ilk 10 marka bunun 7-8'i büyük ihtimal Alman menşeli olan otomobil markalarına sahip oldu arkadaşlar. Ee, tabi bu da ne yaptı? Buranın ticaretini daha da gelişirdi. Ve Almanya arkadaşlar yıllık yani dünyanın ilk 5 ekonomisinden birisi Almanya yıllık ihracatı 3,5-4 trilyon dolara yakın bir ülkeden bahsediyoruz. Bu dolaylar da dolaşıyor. Şimdi şurada başka bir ülke örneğimiz var. Almanya ile ilgili olan kısım budur. Yani en önemli değmemiz gereken. Tabi bunun neticesinde karayolları gelişmiş midir? Nijerya'ya gelmeden bahsedelim. Almanya'da karayolları gelişmiş midir? Tabii ki de. Otomobil devi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Demiryolları Avrupa'nın genelinde zaten gelişmiştir. Ondan sonra havayolu Lufthansa hava firması var biliyorsunuz. Gelişmiştir. Denizde işte e, Hamburg limanı son derece gelişmiştir arkadaşlar. Önemli bir ülke. Ben bakayım ne diyor mesela? Almanya, ABD, Çin, Japonya ve Çin'den sonra Çin'den sonra dördüncü büyük ekonomi olarak söylüyor. Tabi burada Japonya biraz daha artık arkadaşlar geri plana düşmeye başladı. Haberiniz olsun geldik Nijerya'ya. Nijerya arkadaşlar neden gelişmemiştir diye Nijerya'dan bahsediyor aslında burada. Nijerya arkadaşlar Afrika'nın en kalabalık nüfusudur. İlerleyen yıllarda da bu nüfusunu çok daha arttıracaktır. 200 milyon bandına çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Müslüman bir ülke arkadaşlar. Şimdi burada gelişmesinin zayıf olmasının sebebi 1960'lı yıllarda İngiltere'den bağımsızlığını almış bir ülke bu Afrika biliyorsunuz. Büyük çoğunluğu 1960'larda bağımsız olmuş bir kıtadan bahsediyoruz. Nijerya'da bu tarihlerde bağımsızlığını kazanmış. İngiliz sömürgesi altında yaşamıştır. Bağımsızlık kazandıktan sonra da petrolü buluyorlar arkadaşlar. Son derece petrol zengini olan bir ülke. Ancak halk hala daha çok fakir. Çünkü petrol fiyatları devamlı oynuyor ve bu petrolü çıkaran firmalar yabancı menşeli arkadaşlar. Bundan dolayı da Nijerya maalesef pek de ekonomik olarak rahatlayabildiğini, insani yaşam endeksinin yüksek olduğunu söyleyemeyeceğiz. Şurada iki ülkeyi kıyaslamışlar bakın. Almanya ve Nijerya. Baktığımızda tarımda çalışan insan oranı Almanya'da %2,3, Nijerya'da %70. Hizmete bakın Almanya'da %66,9, hizmette Nijerya %20'de ancak kalıyor. Nüfus artış oranına baktığımızda Almanya'da binde sekiz buçuk iken e, Nijerya'da binde kırk iki yıllık ortalama yaşam baktığımızda bakın erkeklerde yetmiş sekiz kadınlarda seksen üç diyor Almanya için erkeklerde Nijerya için elli dört kadınlar ise elli yedidir okur yazar oranına bakın Nijerya yüzde altmış birde kalmış Almanya yüzde doksan dokuz şehirleşme oranı Almanya yüzde seksen yedi Nijerya yüzde kırk üç Buradaki yaşlara baktığımızda da Almanya'da yaşlı nüfus oranına bakın 65 üstüne %16 Nijerya'da %3. Çünkü bunun büyük ço çoğunluğu nerede? Aha da burada. 0-14 yaş grubunda %44. Bundan dolayı da arkadaşlar insani gelişim endeksine göre de Almanya 4. sıradayken Nijerya 200 küsür ülkede 152. sırada düşük insani gelişme var diye nitelendiriliyor. Bakın ikisinin de durumu çok zıt arkadaşlar. Buraya geçtik. Geldik. Doğal kaynakların verimliliğinde. Şimdi burada kimi görüyoruz? Rusya Federasyonu. Rusya arkadaşlar dünyanın en büyük ülkesi yüz ölçüm bakımından. 17 milyon kilometre karelik bir yüz ölçüm var. 145 milyon civarında bir nüfusu var. Ve federatif bir yapıda yine yani eyaletlere bölünmüş durumda. En önemli şehri Moskova sonra Sankt Petersburg şehri gelmekte. Rusça dil olarak resmi manada kullanılıyor. Diğer Orta Asya Türk dilleri de kullanılıyor arkadaşlar. Dini Hristiyanlık ama Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinde olduğunu bilelim. Şimdi burada haritada bakın görüyorsunuz Rusya'nın son derece büyük olduğu. Tabi bu silindirik projeksiyonu yapıldığı için kuzeye doğru hatalar arttığından dolayı Rusya biraz daha fazla gösterilmiş durumda. Ama dünyanın en büyük ülkesi midir? Tabii ki de. Peki Rusya bizim karşımıza daha çok neyle çıkar? Madeniyle çıkar. Rusya petrol ihraç eden bir ülke olduğu gibi özellikle geçiminin ekonomik temelinin büyük bir çoğunluğunu doğal gaz alır arkadaşlar. Savunma sanayisi önemli olmasına rağmen Rusya arkadaşlar en önemli geçimini unutmayın doğal gazdan sağlar. Doğal gaz sayesinde yani madenleri sayesinde büyüyen yani ülke örneği olarak kimden bahsederiz? Rusya Federasyonu'nda. Geri kalan kısımlara çok da değinmeye gerek yok. Ve dünyanın Avrupa'nın en uzun nehri de bu arada arkadaşlar Rusya'da bulunur. Volga Nehri. Geldik buraya Güney Afrika Cumhuriyeti'ne arkadaşlar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde baktığımızda Afrika'nın en güneyinde şurada çok küçük gözüküyor ama Afrika'nın en güneyinde bulunan büyük ülke Güney Afrika Cumhuriyeti. Yüz ölçüm bizden büyük. 1 milyon 200 bin kilometre kare. Nüfusu bizden az. 45,5 milyon 50 milyona yakındır. Başkenti Pretoria arkadaşlar. Başkanlık sistemi var burada. Önemli şehirleri gösteriyor. Burada yazıyor zaten. Vırılılıp diye geçelim burayı. Resmi dillerde İngilizce görüyoruz ve halkın kullandığı yerli kabile dilleri de mevcut. Hristiyanlık yaygın olarak görülmekte nüfus artış oranı son derece fazla. Ortalama ömrü bakın. Erkeklerde 52 yıl, kadınlarda 56 yıl. Bakın Rusya maden kullanıp zengin olan gelişen bir ülke. Madeni zebille olup gelişemeyen bir ülke Güney Afrika Cumhuriyeti. Bu arada gelişememesinin sebebi çünkü yönetenler beyaz, halk, siyahi arkadaşlar. Yer şekillerini filan gelmeye gerek yok. Maden yönünden son derece zengin olduğu bilin. Bakın mesela ne diyor? Kalahari çölü burada bulunduğunu söylemiş. Onun haricinde elmas ocağı var arkadaşlar. Elmas ocağı. Sanayisinde elmas çok önemli. Ekonomik gelişiminde. Altın çokça bulunur. Platin çokça bulunur. Bunlar yine önemli yataklarıdır. Ama bunlar dediğim gibi daha çok beyazların kontrolünde olduğu söylesek yanlış olmaz. Sanayileşme sürecinde kim var? Bu tabi bu arada sözel coğrafyaya girdik. Coğrafya 2 yani. İngiltere'ye baktığımızda arkadaşlar sanayileşme sürecinde bunu ne yapayım? 2'ye böleyim mi ya? Değil mi? 2'ye böleyim burayı. Buradan sonrasını devam ederiz.